film aslında bir arınma, bir karakter üzerinden, oynadığım karakter üzerinden bir arınma, bir temizlenme filmi. Günümüz insanına ben çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Ve bu yaşadığı travma sonucunda geçmişiyle yüzleşen bir karakterin bir köye gitmesiyle beraber bir takım olaylar gelişir. Orada bir takım işte gerilim ve sürprizlerimiz var seyirciye. Bakalım. Bu bir travmanın tekrar hani başka bir travmayla açığa çıkma hikayesi aslında. Ben orada yani o ikinci bir travmanın önemli bir noktasındayım. Karakterlerimiz hani benim en az oynadığım karakter aslında biraz önce hikayeyi anlattığım şekliyle, yani bir iç mimar ve travmasıyla yüzleşirken aslında bir temizlenme sürecine giriyor. Mesleğinin ya da hayatında yaşadığı şeyin hikayeye çok bir katkısı yok o anlamda. Sadece çocuğumun olmadığıyla ilgili böyle bir yani onu anlamak adına bir takım zorlanmalarım oldu. Çünkü yani öyle bir hissim yok, bilmiyorum, isteğim yok. Olmadığı takdirde nasıl bir şey hissederim ona dair hiçbir fikrim yok. Onlar biraz zorladı ama yani üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Benim fragmanda da o an Şerife ablayla ilk karşılaştığımız sahnede senaryo okurken de böyle birazcık açık bir sahne. Gerçekten o sahneyi nasıl oynayacağımla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Hatta sahneyi çekmeden önce Çağan'a da şey dedim. Ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Hani o anlamda evet, zorlandım mesela o sahnede. Hani yaptığımız işler seyirciyle sadece bir şeyle yüzleştirir, bir hisle bırakır. Bazen yüzleştirmez, bilmiyorum. Hani seyircinin aslında bu filme vereceği tepki sanki filmi tamamlayacak ve filmin yolculuğunu belirleyecekmiş gibi hissediyorum. Filmin isminde yatan o çocuklar sana emanet de biraz aslında onu içeriyor. Yani seyirci de aslında şu anda film.